Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bugün ne yazık ki Türk milleti için kara bir gün. Irak kuzeyinde Hakuk bölgesinde Hakkari Dağ ve Komando Cugay'ına bağlı birliklere yapılan bir saldırıda şehit ve yaralılarımız var, gazilerimiz var. Bunlardan birisi, hepsi sizin evladınız. Ama birisi Gümüşhane Şiranlı, İsmail Yazıcı kardeşimiz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz Cenab-ı Allah'tan. Ve bu olayın gelişme şekliyle ilgili aldığım şu olduğu bilgi, PKK'nın bu saldırıda normal olarak elinde olmaması gereken uzun menzilli özel silahlar kullandığı doğrultusundadır. Konunun fazla teknik detayına girmek kamuoyu önünde doğru olmamakla birlikte konunun ayrıntılarının önümüzdeki günlerde umarım yetkililer tarafından Türk kamuoyuna taşınması ve açıklığıyla anlatılması da gerçekleşir. Bu alçakça saldırı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir an önce tekrar askeri sağlık sistemini ve askeri hastaneleri kurması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü darbe girişiminden sonra hangi akla hizmet? İsviçre ordusu gibi yüzyıllardan beri savaşmayan bir ordunun bile askeri hastaneleri ve askeri sağlık sistemi varken dünyanın en deneyimli harp cerrahlarının olduğu Türk ordusunun askeri sağlık sistemi dağıtılmış ve inanılmaz bir şekilde yılların deneyimi ve birikimiyle oluşmuş olan dünyadaki en iyi askeri sağlık sistemlerinden bir tanesi AKP tarafından imha edilmiştir. Şimdi eski harp cerrahları, eski askeri doktorlar bugün bir kampanya başlatarak hükümete çağrıda bulundular. Bırakın Mehmetçiğe yardım edelim. Evet. Bırakın Mehmetçiğe yardım edelim diyorlar. Harp cerrahisi özel bir ihtisas alanıdır. Her doktor bu işin uzmanı değildir, olamaz, olmamalıdır da zaten. Elimizde şu anda çoğu sivil sektöre gitmek zorunda kalan birçok çok değerli harp cerrahı vardır. Bunlar çocuklarımızın belki hayatını kurtaracak, belki daha az kayıplarla, uzun kayıplarla hayatta kalmalarını sağlayacaktır. Eskiden Diyarbakır askeri hastanesi için şu ifade kullanılırdı. Kapıya kadar canlı getirin, bize yeter. Ondan sonrasını biz başarırız, hayatta tutarız. Şimdi Türkiye'nin etrafındaki çember daralır ve güvenlik güçlerimize, askerlerimize yapılan alçakça saldırılar artarken önümüzdeki süreçte daha da
yoğunlaşacağı anlaşılırken hükümet askeri sağlık sistemine kurmak için neyi beklemektedir? Daha kaç şehit verilmesi lazım? Türk milletinin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı sağ olsun. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nın kahraman subay, assubay, uzman ve uzman erbaşlarının başları sağ olsun. Bu alçakça saldırıda ağır yaralanan 15'e yakın askerimizin olduğunu duyuyoruz. Allah'tan onlara da acil şifalar diliyoruz. Bugün başka bir konu üzerinde konuşmayı yersiz ve gereksiz buluyorum. Saat 14'te Türkiye'nin her yerinde Zafer Partisi İl Başkanlıkları Atatürk heykellerinin önünde bulunarak heykelin önüne şehitlerimizin ve gazilerimizin anısına karanfil bıraktılar. Biz de bunu Bayburt'ta gerçekleştirdik. Evet, hepinize teşekkür ediyorum ve bugün soru almayacağım, başka bir konuya değinmeyeceğim arkadaşlar. Sağ olun.